ortada bir hukuk kalmamıştır. Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Süleyman Soylu zamanında hukuk, adalet, insan hakları, demokratik hak ve özgürlükler vesaire gibi kavramları konuşmanın yersiz olduğunda biz biliyoruz. Kendisi seçim çalışmaları sürdürüyor. Geçen gün demiş ki eğer her konuşmamda bir iki kelime HDP üzerine etmezsem bir eksiklik hissediyorum demiş. Gerçekten biz de bir eksiklik hissediyoruz. Eğer her gün Süleyman Soylu birkaç kelime etmezse acaba ne oldu bugün? Başına taş mı düştü diye düşünüyoruz. Bakın geçmişte seçim öncesinde İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanları biliyorsunuz değiştirilirdi. Siyasi partilerden değil bağımsızlardan olurdu. Bunun nedeni bu üç alanda siyasi partiden olursa eğer bakanlar eşitsizlik yaratırlar diğer siyasi partilere yönelik diye bu önlem alınırdı. Sonra anayasa değişikliğiyle beraber bu ortadan kalktı. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu ortadan kaldırdı. Şimdi işte sonucunu görüyoruz. Aslında Süleyman Soylu İçişleri Bakanı sıfatıyla hareket ediyor. Fakat seçim güvensizliğinin bir numaralı müsebbibidir. Kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söylemsel olarak tetikçisi, faaliyet olarak da militanı gibi çalışmaktadır.